Yavaş kızım, yavaş. Çiğne kızım sütü. Ama cok cok tıkanacak. Sanki aç kaldı. Ya kibar kibar iç kızım. Yudum yudum. Tamam ya, bir şey mi dedik? Seymen. Hepimiz bir aradayken konuşalım. Hayat, kızım dinle. Bu konu seni de ilgilendiriyor. Kraliçemiz görüşecek prenses. Kalk da dinle. Hayatcığım. Senin şu Cihangir'deki dairen bana bir süre lazım. Biraz tadilat yapıp orayı atölye yapayım diyorum. Çalışmak için İstanbul'da sakin bir yere ihtiyacım var. Teyzen gel bizde çalış diyor ama ben yalnız olsam daha iyi olacak. Sergi çok önemli biliyorsun. Seni teyzene bırakırım, akşam için bitince gelirim. Bir ay sıkı çalışırsan bayağı bir şeyler çıkar. Demek beni bırakıp gideceksiniz. Sen de hafta sonları gelirsin hayatım. Belki perşembeden gelirsin. Yaman'a söyledim toparlayabilir miyiz diye ama senden çekindiği için karışmak istemiyor. Halbuki onu şirkettekiler hemen halledebilir. İyi olur. Ben Yaman'a söylerim. Hem baban da kızı görür doya doya. Ama ben öyle sık sık gelemem. Otel açılınca çok iş çıkar. Yani ilk zamanları sıkı ilgilenmek lazım. Yeter. Bir yıldır nefes almadan çalışıyorsun. Biraz da Seyhan'a sorumluluk ver. Hem bence buna ihtiyacı var. Şişt! Bu ev davası falan hep bu yüzden çıkıyor. Öyle mi diyorsun? Bak, şimdi yaptığımız bu yeni düzenlemeyle bence daha rahat ederler. Hayatım, fikrini al. Ne? Niçin? Yeni düşündüğün yerleşim ve tadilat için fikirlerini al. Herkese emrivaki yapıyorsun. Adam sabah uyanıp kendi yaşayacağı yer için ustaları görmesin. Bu huyun çok kötü. Haklısın, onunla konuşacağım. Yarın özel olarak. Sakin sakin. Belki başka eve taşınmayı tercih edecek gerçekten. Ayol Seymen ya. Ya koca yer yaptırıyoruz. Ne yapacak evi? Yatağı. Tane tane bir daha anlatacağım. Gel minim. Hiç aptal ayağına yatma. İşine gelen şeyi zehir gibi anlıyorsun. Ağam kabul et. Seyhan'ın da aynı senin gibi dilediği gibi yaşamını düzenlemeye hakkı var. Hatta şaşıracaksın ama Lale'nin bile var. Hadi ya. Sen adam olmazsın. Umutsuz vakasın sen. Gen ameliyatı lazım sana. Bak. Çok güzel abi. Evimizin muhtena bir köşesi. Evet, senin köşen. Bu kanat sırf sizin oluyor. Ne oldu, yine bir olay mı var? Lale, balkonun bu tarafını siz alın diyorum ben. Üzerini kapatalım bu balkonun, kocaman bir salon yapalım. Yana da iki büyük oda. Merdivenleri bir daha düzenleriz. Ayrı kapı falan da açarız isterseniz. Arkadan sokağa merdiven inebilir. Harika olur Seymen abi. Ama... Böyle bir harcamaya gerek yok abi. Hem konağın orijinalitesini bozmayalım. Biz çok uygun bir ev bulduk kendimize. Buraya da çok yakın. Tamam, unut. Seymen nereye? İşe. Çalışıyorum biliyorsun. Abi böyle davranmana hiç gerek yok. Tamam, unutun dedim. Ne oldu gelin hanım böyle olanlara? Aman ya, ayrı ev daha var. Şunu salona götürsene sen. Ya bu kadar tatsızlık olacaksa kalalım Seyhan. Oyun mu oynuyorsun sen ya? Ayrı ev diye tutturan sensin. Ben sorun çıksın istemiyorum. Sen de istiyorsun sanıyordum. Ben hayatımda hiçbir şeyi öyle o kadar çok istemedim Lale. Böyle bir adetim yok. Bu o kadar belli ki zaten. Bu yaşamınızla ilgili enerjiyi nereden buluyorsunuz Bahar? Yani öyle olsun veya böyle olsun diye kararlar alırken hangisinin ağır bastığını nereden biliyorsunuz? İçinde sessiz, kıpırtısız bir göl var senin Seyhan. Ölüm demek istiyorsun. Hayır, değişikliklere karşı direndiğine göre ölü değil. Henüz umut var. Lale ile tanıştığımda birkaç gün tekrar kıpırdar gibi olmuştu. Ama hızla eski halime döndüm. İçimde herhangi bir durumla veya kişiyle ilgili öyle kayda değer bir duygu yok. Depresyondasın Seyhan. Ben uzman değilim ama duyduğum bildiğim kadarıyla bu durum bu. Bunun bir çaresi var biliyorsun.
Bir doktorla konuşman lazım. Böyle yaşayamazsın. Neden? Böyle çok iyi. Olaylar üzerimden bana değmeden akıp gidiyor. Hayır, çok yanılıyorsun. Bu halin aslında çok zayıf olduğunu gösteriyor. Böyle korunmasız bir ruh durumunda daha fazla zarar görüyorsun. Bir an önce toparlanmalısın. Kendine zarar verdiğin gibi yanındakileri de mutsuz ediyorsun. Kimseyi mutlu etmek istemiyorum. Kendimle de ilgili böyle bir derdim yok. Sadece rahat bırakılmak istiyorum. Annem, Lale ve abim tarafından. Sadece huzur istiyorum. Bir bitki gibi. Evet, bir bitki gibi Bahar'cığım. İnsan olmak çok yorucu. Tek kayınbiraderim sensin. Sen de bitki olmayı seçersen ben ne yaparım? Suyumu, gübremi ver, bir de gölge et. Kocanı da benden uzak tut. İkide bir gelip dibime eşelemesin. Biz çıkıyoruz Yaman Bey. Tamam, iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet. Hadi Ayşemelek. Sen git, yolumuz ayrı. Benim biraz daha işim var. Seymen Ayşemelek'i de mutlaka getir dedi. Sana bir sürprizi varmış. Neler çeviriyorsunuz yine? Vallahi öyle dedi, hadi. Yemeği bekletmeyelim. Sümbül Hanım'a başka programım var dedim. Zorla iptal ettirdik deriz. O kadın grubunu bari geceleri görmesen mümkün mü Yaman'cığım? Zaten bütün gün burnumun dibindeler. Ne oluyor sana ya? Nerede mücadele ruhun, kavgacılığın? Ha? Aman bırak Yaman ya. Şımarık av karalarıyla mı mücadele edeceğim? Düzeyimi o kadar düşüremem ben. Bırak şimdi. Bana içtenlikle söyle, Bahar'ın yerinde olmak istemez miydin? Hayır istemezdim diyemezsin. Derim ama bana inanmazsın ki. Diyemezsin. Bana bak gerizekalı. Seymen'le olmak isteseydim olurdum. Ondan kendi seçimimle uzak duruyorum. Karısının yerinde olmak falan gibi sapık fantazilerim yok. Değil misin sen ya? Ben bu kadar umutsuzca bir aşk yaşasaydım merak etme, bir yolunu bulur sevdiğimi elde ederdim. Senin gibi dış kapının pervazıyla evlenmek falan gibi çok karmaşık yolları seçmezdim. Mandalı. Ne mandalı? Dış kapının mandalı, pervazı değil. Her neyse. Hadi. Hayır Yaman, evime gidip huzur içinde boş duvarlara bakacağım. Senden daha sağlıklı bir gecem olacağından eminim. Sağlıklı ama sıkıcı. Benim de istediğim tam bu. Tamam kuzen keçisi. Tamam, iyi geceler. İyi geceler. Ha, bekçi her yeri kapatır, sen uğraşma. Çiçekler. Ay. Çok teşekkür ederim. Ay ne kadar güzel bir hediye. Teşekkür ederim. Size layık değil ama. Hop hop. Uyanığa bak. Siz mi koydunuz bunu buraya? Ben de Yaman getirdi sandım. Tüh ya. Nereden çıktınız siz ya? Ne oluyor? Bu nereden icap etti? Geçmiş anneler günün kutlu olsun anneciğim. Ismarlamıştık ama ancak yetişti. Beğendin mi anne? Teşekkür ederim çocuklar. Çok beğendim. Hadi buyurun. Şunlara bak. Pırlantayı görünce ağızlarını suya attı. Tamam, size de alırız, ağlamayın. Mersi. İstemeyiz. Bize kendi kızlarımız alır. Hadi, hadi buyurun salona. Ben fiyatları soruşturacağım. Üç aşağı beş yukarı bir şey tespit edilsin. Sonra ağama söyleriz, o bakar artık. Öyle olmaz. Satıcı şu kadardan der. Alıcı şu kadardan der. Pazarlık edilir. Pazarda domates mi bu bir tek fiyatı olsun etiketinde? Kocaba. Bir seveni çıkar, pahalı malı demez, alıverir. Ne bileceğiz normalde ne kadara gideceğini?
Yok şimdi ağam olunca bir şey denmez. Allah Allah. Otur pazarlık et adamla o zaman kendi malı için. Ayıp kız. Bu zamanda kim alır bağıma? Bulmuş alacak bir insan. Hı. Dua edeceğine burun kıvırıyor. Hiç. Deli bu be. Dağdan geldi bağdakini kovacak. Hakikaten Bekir abi. Bağya mevzusu edilen tam denk geldi laf yani. Ayrıca bak bak. Bağ Dicle'nin bağı daha da şimdi bu durumda tabii. Ay anladık Memo. Espri özürlü değiliz. Dicle artık vade made bir kolaylık yaparsın ama. Sıkışıklar bu ara otele çok para döktüler. Hadi. Hadi yukarıdakiler yemek bekliyor hadi. Hadiyse yardım edin acık Allah Allah. Yürü Asya. Ay bu Bekir abi de hep böyle cıngıl fonları hep böyle münasebetsiz zamanda açar zaten. Ay bekleseydin servisi bitirseydik bari yemek de açsaydı olmazdı sanki. Hadi çabuk çabuk lafları bitmeden yetişelim. Dur kız abla elim yanıyor zaten. Ay daha Haydar abi azıtacak. Bugün Memo'ya boşanacağım Dicle'den bu akşam söyleyeceğim demiş. Neden abla? Baksana kadın İstanbul'a yerleşme planları yapıyor. Kocasına şundan şudur dediği sorduğu yok. Adamcağız bizden öğreniyor her bir şeyi. Zaten bu evi bitince köyüme gideceğim diyordu. E bu evi yok. Onu İstanbul'a davet eden de yok. Burada da yüzüne bakan yok. Boşatırlar mı abla hiç onları? Gideceklerse İstanbul'a beraber giderler. Ay koş koş koş. Haydar'ın azıtmasına yetsek bari. Eti mi getirdiniz kızlar? Otelin açılışını ailemi de davet edeyim diyorum. Böylece sizlerle tanışırlar ve bazı konular biraz hız kazanır. Ya. Niye olur değil mi Dilara? Şşt. Aa servis yapacaktım ben. Ay hiç kafam yerinde değil. Aa ablacığım sen aşağı koş. Fatma abla bekliyordu. Tamam Hayriye, tamam kâfi. Tamam Hayriye kâfi. Ay Dilara konuş da Hayriye kendine gelsin. Aşk olsun gelin abla kendimdeyim ben. Buyurun. Biraz da bu tarafa. Anne dilini mi yuttun? Galiba annen seni düşünüyor Zeliş'cim. Beni baba olarak kabul etmeyeceğinden korkuyor. Halbuki ben zaten kendimi baba olacak olgunlukta görmüyorum. İstesem de senin baban olamam. Ben senin arkadaşın olup seninle gırgır geçmek istiyorum. İnsan baba olunca hep şunu yapma bunu yapma diye çocukları terbiye etmek zorunda kalıyor. Halbuki ben bir çocukla rahat rahat yaramazlık yapmayı tercih ederim. Tamam o zaman annemle evlenebilirsin. Teşekkür ederim. Ama bu kararı annenin vermesi gerekiyor. Sonuçta beni bütün bir ömür boyu çekecek olan o. Sen nasıl olsa 10 sene sonra bir oğlan bulup gideceksin. Hı? Ya işte bile. Gidersin gidersin. Ne dersin Zeliş? Bu yamandan iyi bir eş olur mu bana? Hı? Anne deniz kenarında evi var. Yelkenlisi de var. Bu yaz çok eğleniriz. Tamam. Aileni çağır ailemle tanışsın o zaman. Sonra bizim ailenin reisi Seymen ağam size kararını bildirir. Anandan ayrılsak da sen benim hep oğlumsun. İstanbul'da okuyup büyük adam olursun. Yazları köye gelip ihtiyar babanı ziyaret edersin. Ben de kıvanırım. Böyle şeyleri biz önce kendi aramızda konuşsaydık daha iyiydi Haydar. Benim oğlum artık koca abi oldu. Ondan gizim saklım yok benim. Değil mi oğlum? Sen el kadar çocuğa güveniyorsun ama... senin bu kurnazlıkların bana sökmez Haydar Efendi. O kadar iblis ruhlusun ki... kendi çıkarın için buncacık çocuğu üzmeye bile utanmıyorsun. Aman kesin artık. Derdinizi kendi odanızda konuşun. Çocuğu da verin Fatma teyzesine. Hadi ayıp ya yemekteyiz ya. Hadi gel paşam sen bana. Haydar yallah yukarı. Davanızı bitirin öyle inin. Bağırtınızı da duyarsam karışmam. Fatma al şunu. Tamam oğlum. Amanın olaylar kopmuş gitmiş. Yukarıda da düğün telaşı var hala bak. Ne düğünü? Dilara Hanım sonunda sıra evet dedi. Ya. Nişanı otelde yapalım.
Bir dakika, beni ucuza getiremezsin. Adam gibi nişan yapacaksın. Öyle ucuz olmaz. Alo? Böyle davranırsan düğün zamanı pişman edersin. Çırağında 3000 kişilik düğün yaparsın. İnsanın 3000 kişi tanıdığı yoktur senin. Ya bizim köy sırf 600 kişi. Ne diyorsun sen ya? Bütün köyü çırağına götürmeyi düşünmüyorsunuz herhalde. Bahar abla, biz düğün için birer bindal alalım en iyisi. Yani Ali çocuk gibisin. Bekle bak, bekle. Kapatma sakın. Ay hayırdır inşallah, bismillah. Bize bize baktılar ki. Ah kaydı kaydı. Amanın. Ah. Yetişin. Sümbül abla. Ya nereye düştü? Ne? Ne oldu? Ne oldu? Ne oluyor? Yine bir şey. Ne? Bir şey. Tamam, tamam. Bahar, Bahar. Ne oluyor ya? Altay, altay. Dur, dur. Altay, altay. Ne? Ne? Sakin ol. Benim yok. Susun, füze bize yok. Seni ararım. Ne bağırdın öyle füze kaydı diye? Yahu yıldız kaydı. Ona bağırdım. Kadına hiç rahat yok be. Hayret vallahi. Bu kadar olur yani. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz nereden çıktınız bu saatte? Bahar biraz fenalaştı da. Ay ne oldu? Bir şey yok anneciğim. Güneş çarptı. Müsaadenizle. Sen çık hemen yat Bahar. Ben sana limonata yaptırayım. Ben Bahar'a bir bakayım. Hı-hı. Lale, sen ilgilen yavrum misafirle. Ne oluyor bakalım burada? Aa gelin abla. Erken geldiniz bugün. Öyle oldu Asiyeciğim. Hadi sen git aşağıya. Biz biraz yatacağız. Bir şey ister misin abla? Yok Asiyeciğim. Gel bakalım bebeğim. Babam beni işten kovdu. Git dinlen dedi. Ay. Seni yalnız. Yok bir şey, ben yolladım Asiye'yi. İyiydim, gene gözüm karardı. Çöp gibisin tabii, normal. Onca ay karnında çocuk taşıdın. Aylarca çocuk emzirdin. Senin şimdi kendine çok iyi bakman lazım. Bir de gittin çalışıyorsun. Bak ne kadar zayıfladın. Ne oldun gelin hanım? Ay, tek tek herkese anlatmayayım, ne olur uykum var. Ay gene mi bayıldı? Ay hayır. Uyku bastırdı. Normal. Vücut çökünce böyle olur. Bir yudum limon iç kızım. Hadi canım. Ah. Tamam hadi. Sen uyu. Fatma, al çocuğu aşağı benim yanıma indir. Kızlardan birini de buraya yolla. Ben buradayım. Tamam, siz gidin. Üstünü ya, örtün. Maymunu yüzün hadi. Girmeyin, uyuyor. Ne oldu ki Zümbül anne? Bayılmış dediler işte. Hamile mi ki? Yok, tahmin etmem. Güneş çarpmış. Gel gel.
aradı. Gelin ablayı sordu. Uyuyor. İyi bir şeysi yok. Gebe mebe mi acaba abla? Yok değilmiş. Yorgunluktan herhalde. Sana bir şey getiren mi abla? Bir kahve getir. Misafir gitti mi? Gitti. Zeliş geldi. Kahvaltı ediyor mutfakta. İyi o zaman. Sen dur biraz burada. Ben gidip Zeliş'e bakayım ha. Uyandın mı güzelim? Nasılsın? Aa, gece olmuş. Saat kaç? 9. Hadi ya. Yemek yedin mi? Yedim. Çok güzel uyuyordun, seni kaldıramadım. Dur sana bir şeyler getirsinler. Hayat nerede? Annemin odasında. Sessizce dinlen diye yukarı çıkarmadık. Dur ben sana yiyecek bir şeyler hazırlatayım. Yok yok, ben inerim. Keşke kaldırsaydın. Şimdi sabaha kadar otururum artık. Neyse canım, sergi için çalışırım ben de. Bugün çalışmak yok. Bir şeyim yok hayatım ya. Ya yeter ya. Peynir ekmek istedik, hale bak. Güçsüz düşmüşsün gelin abla. Ye işte, ye hadi. Yine kaçıp sabaha kadar resim mi yaptın sen? Uykum kaçtı, ne yapayım? Hayat uyandı mı? Uyandı, duşta. Vay, buna başladın ha? Sergiye koyacağım. Hadi kahvaltı edip çıkalım. Dalga geçiyorsun herhalde. Gece sabaha kadar çalışıp gündüz de otelde resim mi yapacaksın? Ne var? Gayet iyiyim. Sıkı bir kahvaltı ederim, tamam. Seni öğleden önce görmek istemiyorum. Yat uyu biraz. Hadi. Ay. Bak uyku lafı ettin, uykum geldi. Yatağına. Hayır, burası iyi. Boya kokularıyla uyumak çok güzel. İyice serseri oldun. Hadi bakalım, hayırlısı. Öğlen görüşürüz. Asya'ya söyle Hayat'a mama yedirsin. Banyosu için beni beklesinler. Bir saat uyuyup kalkacağım. Aman aman, kimler gelmiş? Ay ne kadar sevindim geleceğini duyunca. Merhaba Muratcığım. Kızınız bizi zorla sürükledi. Bu benim en yakın arkadaşım Haluk. Haluk benim de çok iyi arkadaşım anne. Sizleri konağa merak edip duruyordu. Ben de zorla getirdim. Hem bu morali bozuk çocuğa bakacak. Hoş geldin oğlum, ben Sümbül. Hoş bulduk teyzeciğim. Böyle emrivaki yaptık ama. Olur mu? Çocuklarımızın arkadaşı bizim de evladımız sayılır. Odanız hazır. Yerleşip hemen kahvaltıya gelin. Tamam. Tamam. Çok önce yerleş, sonra bir şeyler yeriz. Oo, günaydın Salih. Hastaymışsın ha? Hoş geldiniz. Nasılsın, ateşin düştü mü? Ya düştü de hala çok kötü. İçim titriyor, midem filan kötü. Ha iyi, üşütme sen yat. Ben sonra uğrarım sana. Ya siz rahatsız olmayın. Keyfinize bakın. Ha bakacağız oğlum, o ayrı iş. Kim bu? Zeynep, ne geldi bunlar şimdi? Geldiler işte. Murat'ın morali çok bozuk. Annesi babası ayrılıyor. Ben de aldım getirdim. Onu anladık. Öbür artist neci? Ne artisti? Arkadaşı işte. Salih pek hastalandı. Doktor muhtor geldi. Bütün gece ateşi düşmedi. Onun için mi ortalıklarda? Siz gene küstünüz mü? Ay niye küselim? Kim ki ona küseceğim? Ah geçen hafta seni bırakıp kendi kendine gitti diye böyle yapıyorum, ben biliyorum. Abi sorsaydın ya İstanbul'da neden böyle yaptı diye. Merak etmiyorum. Açıklama gereği duysaydı kendileri beni arar açıklarlardı. Şurası salon, şurası da annemin odası. Bak gel. Zeynep, aa, hoş gel. Hoş bulduk yengeciğim. Bir yakışıklı kim kızım? Vay canım, yani analar neler doğuruyor. Evet. Tanıştırayım. Bu Haluk, bu da benim güzel yengem Bahar Hanım. Memnun oldum. Ben de. Allah! Oğlanlar sayesinde biz de bayram edeceğiz. Nasıl Murat, konuşabildin mi? Buraya gelince biraz kafası dağıldı ama annesine de babasına da çok kızgın. Olan onu olacak biliyorum ama serseri anne babasının umrunda değil ki. Nesi var bunların Bahar abla? Ben sordum, konuşuruz sonra dediler. Size ne oldu ya? Ne var, ne oldu ki? Çok acayipsiniz. Yok, sana öyle gelmiş. Okuldan falan mı aradılar? Demek okuldan aramaları gerekiyor. Neden okuldan arasınlar ki? Hiç belki aramışlardır.
Onlar aramadan sen anlatmak ister misin? Ne oldu Zeliş? Çıkarsana ağzındaki baklayı. Bakla falan yok bak. Ha ha ha, büyük espri. Hadi konuş. Ben Rıza'ya renkli boyalarımı vermiştim. O okulda unutmuş. Gel buraya. Yemeğe oturuyoruz. Hadi gel. Şimdi geliyorum. Hadi konuşun artık ya. Bak hepimizin içi daraldı. Ya bir şey yok. Bugün Ali Bey otele gidip Allah'ın emriyle annemize istedi de biraz sarsıldık. Ne? Atıyorsun. Ay daha neler? Oh. İyi akşamlar. Çocuklar nerede? Hadi oturalım. Laleciğim şu gençleri toparlasana. Oğlanlar atölyede müzik dinliyorlar. Benim aslan oğullarım nasıllar bakalım? Biraz gergin gördüm sizi bu akşam. Zor bir gün geçirmişler anne. Yemek yesinler kendilerine gelirler. Hadi oturalım. Hadi. E hadi. Peki abi şimdi ne olacak? Ne bileyim kızım. Biz de aptal olduk işte görüyorsun. Yani acayip acayip şeyler yaşadık biz o aileyle. Ali Bey'i üvey babam olarak düşünemiyorum. Kimse düşünemiyor. Ama annem düşünebiliyorsa bizim elimizden bir şey gelmez. Sanmam. Kabul etmez annem teklifini. Bilmiyorum. Abin konuşacak işte. O da gücünü toparlamaya çalışıyor. Geldiğimizden beri cesaret edemedi baksana. Ya nasıl konuşulur ki böyle bir şey? Ya annem aşıksa? Git Allah aşkına Zeynep ya. Ne aşkı bu yaşta? Konuşayım bitsin. Sabaha beklersem uyuyamayacağım. Hoş konuşursam da uyuyamayacağım ya. Kızım bak görüyor musun? Seni isteyenleri nasıl vereceğim diye düşünürken hale bak. Anamıza kısmet çıktı. Yardım ister misin abi? Şangırtı falan duyarsan yardıma gelirsin. Buralarda ol. Zeynep çıkabiliriz. Tamam geliyorum. Hadi siz çıkın. Biz de Lale ile arkanızdan geliriz. Tamam abi hadi. Amanın bir su verin. Tamam anlaşıldı. Ne oldu kız, şeytan mı çıktı karşına? Vay Sümbül adam vay. Ali Bey'i de yoldan çıkardın. Ağamdan kız isteyecek duruma düşürdün ya. Sana kul olsun Dicle'm. Aa İlim. Ay önüne bak salak. Dur bant takalım. Ne diyorsun sen kız? Hiç işte kaşınıyor. Dayak istiyor illaki. Allah kulağımla duydum. Ali Bey ağamdan anasını istemiş. Allah. Allah. Olur mu olur kız? Bak Asya. Sen de ağzını aç. 60 yaşında kadınlar koca buluyor, sen oturuyor. Bütün gün bunu sana nasıl söyleyeceğimi düşündüm ama uygun bir yol bulamadım. En iyisi öylece olduğu gibi söyleyeyim. Ben senin annenim oğlum. Bana her şeyi söyleyebilirsin. Bu benimle ilgili değil anne. Bugün Ali Bey geldi otele. Seni benden Allah'ın emriyle istedi. Ben de bu bizim kızın vereceği bir karar. Önce onunla konuşun dedim. Sana bu konuları bir daha açma demedim mi ben? Hala neden konuşuluyor bunlar anlamıyorum. Hadi o aklını kaçırmış. Sana ne oluyor? Gelip tekrar tekrar niye açıyorsun bu mevzuları? Adam seni istiyor. Bunu kime söyleyeceğim? Tabii gelip sana söyleyeceğim. Sen bana kızacağına gidip o kafasını karıştırıp umutlandırdığın adamcağızla meseleni kapat. Biz meraklı değiliz annemizle abuk sabuk konuları konuşmaya. Benim kimseyle kapatılacak, açılacak meselem yok. Sana son defa söylüyorum. Bir daha bu konuda benimle muhatap olmayacaksın. Thank you.
Ay yeter ama. Ne var ya? Çekiştirip durma şunu. Amma hopladın ha. Ya dikenler batıyor. Ne rahatsız yatak bu böyle. Yarın git başka yatak al. Git kendin al. Kıpırdama. Delirdiniz mi kocacığım acaba? Bana anlatsana neyin var? Adam anneni istemiş. Annen de bu konuyu kapat demiş. Ne yani ne istiyorsun? Gözünde iki damla yaş. Ah evet evet deseydi daha mı mutlu olacaktın? Ha? Cevap versene. Bilmiyorum. Kıskandın sen anneni. Ödipal gelişimde bir darbe indi senin. Bahar rahat dur. Benim bir sorunum yok annemle. Yok yok ben anladım. Gıcık oldun sen bu aşka. Böyle ulu orta lafa dökülmesi göçertti seni. Bak oğlan çocukları başta babalarını ve diğer erkekleri rakip olarak görürler. Tamam nefret ederler bu normal. Ama bu küçükken olur. Sen abi oldun artık ya. Oh imdat bırakma ya. Şu terapiyi daha yakından alayım ben. Bırak. Gel buraya.